Merhaba sayın seyirciler. Bugün Campuspor'un ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde işleyeceğimiz konu her yaşa hitap edebilen ve aynı zamanda eğlenceli bir aktivite olan müsabakalarının da yapılmasıyla spor kabul edilen masa tenisi. Öncelikle isterseniz masa tenisinin tarihçesine bir göz atalım. Pinpon, namı değer masa tenisi ilk kez 1880'li yıllarda en ilkel şekliyle Hindistan ve Güney Afrika'daki İngiliz askerleri tarafından oynanmaktaydı. Raket olarak puro kutularının kapaklarını, top olarak şarap şişelerinin mantarlarını kullanan askerler, file olarak da kitapları bu oyuna alet etmişlerdi. O yıllarda Wilf Waff ve Gossimo gibi isimlerle anılan bu sevimli spor, 1921 yılında İngiltere'nin Masa Tenisi Federasyonu kurmasına kadar gelişimini tamamladı. Bu tarihten 2. Dünya Savaşı'na kadar olan süreçte diğer batılı ülkeler de federasyonlarını kurarak ve sporcularını yetiştirerek kendilerini ispatladılar. 1988 yılında erkekler ve kadınlarda tekler ve çiftler müsabakalarının düzenlenmesiyle olimpik bir spor haline gelen pinpon, her ne kadar izlemesi zor olsa da sevimli ismiyle her yaşa hitap eden oyun yapısıyla ailemizin dostu spor olarak yaşamakta, sporcu ve izleyicisini bulmakta. Masa tenisini spor olarak kabul etmeyenler, sporu güç gösterisinden ibaret sananlardır sözüyle desteklenen bu sporu tanıtmak için İstanbul Üniversitesi Besyo Öğretim Üyesi Burçak Keskin'i konuk ediyoruz. İyi seyirler dilerim. İstanbul'da doğdum. Yaklaşık 25-26 senedir masa tenisinin içindeyim. Sporculukla başlayan hayatım bir takım antrenörlüğüyle devam etti. Şu anda teknik direktör olarak görev almaktayım. 2005 yılında İstanbul Üniversitesi'ne okutman olarak göreve başladım. O tarihten bu yana masa tenisi derslerini veriyoruz ve aynı zamanda kampüs içinde çocukların, öğrencilerimizin masa tenisi sevmesi için de elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Bunun dışında hala aktif olarak Bedensel Engelliler Masa Tenisi Milli Takımı'nda teknik direktör olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda Bedensel Engellilerin Eğitim Kurulu'nda komisyon başkanlığı yapıyorum. TMTF, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nda da eğitim kurulu başkanı olarak görev almaktayım. Bütün hayatım masa tenisinin gelişimi, değişimi ve açıkçası dünyada bir yere gelebilmemiz için eğitim konusunda destek vermekteyim. Masa tenisi en az 2 kişiyle en fazla 4 kişiyle oynanan bir oyundur. Tutuş şekilleri temel pozisyonda baktığımızda shake hands ve penholder olarak ikiye ayrılıyor. Shake hands tutuşu aynı tokalaşma şeklinde raketi kavradığınız, baş parmağının forehand'i işaret parmağının backhand'i işaret ettiği bir tutuş tekniğidir. Bunun dışında da kalem tutuşu olarak ifade ettiğimiz penholder tutuşumuz vardır. Bu da daha çok uzak doğuların kendi el anatomik yapılarından kaynaklı tutuş şekilleridir. Daha çok forehand ağırlıklı oynadıkları vuruştur. Temel olarak baktığımızda masa tenisine servisle başlar ve forehand backhand hareketleriyle devam eder sevgili arkadaşlar. Forehand'in yaklaşık 20 tane çeşidi vardır ve içinde türevlendirebilirsiniz. Temel olarak baktığımızda ve altyapıları öğretirken kesik, yan falsolu ve düz diye açarız ama bunun içinde dediğim gibi birçok parametresi vardır. Kuralımız şudur sevgili arkadaşlar, mutlaka masayı hizalarız ve kesinlikle elin aşağı düşmemesi gerekir kurallar açısından. Ve topu yukarı attığınızda ileri doğru bir salınımla hareketimiz devam eder. Servis attıktan sonra rally şu şekilde devam eder. Rakibiniz forehand'inize veya backhand'inize atar. Forehand tekniğinde de aynı şekilde ileri düz vuruşlar sağlarız. Bunun dışında da kesik yan falsolu şeklinde devam eder. Yılında aslında sporun içine girdim. Anne ve babamın teşviğiyle ikiz erkek kardeşimle birlikte birçok spor branşı denedik. Ancak ikimiz ayrılmamak adına masa tenisine karar kıldık. Çünkü iki kişinin oynayabileceği çok nezih bir spordu. O yüzden kardeşimle başlayan bu süreç, hatta 20 yıl kadar birlikte oynadık. Aynı takımın içinde yer aldık. Ve sürecimiz de bu şekilde başladı. Birçok spor dalı ardından masa tenisine karar kıldık.
tenisi branşı Türkiye'de yeni bir atılımla, federasyon seçimleriyle daha da iyi bir konuma geleceğine inanmaktayım. Çünkü altyapıya önem veren bir federasyon mantalitesi ortaya çıktı. Ve şu an altyapı çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Şuna inanıyorum ki 2023'e doğru biz Avrupa'da da dünyada da birer marka olmaya başlayacağız. En son Avrupa Şampiyonası'nda biliyorsunuz ki sporcumuz Avrupa Şampiyonu olmayı başardı. Ben bu başarının devam edeceğini, hatta gençler, yıldızlar, minikler ve büyükler kategorilerinde de bu başarıları daha da arttıracağımıza inanmaktayım. İstanbul Üniversitesi adına da üniversiteler ünilikte şampiyonluklarımız bulunmakta. Ama sadece üniversite sporcularına spor yaptırmak ve burada başarı kazanmak değil, artık altyapıda da sesimiz çıksın istiyoruz. Bunun amacı doğrultusunda da 3 yılı hedeflediğimiz bir süre zarfında küçükler grubunda da kendi altyapımızı oluşturarak ve engellilere de hizmet vererek masa tenisi branşında ilerlemeyi düşünüyoruz. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder, sporun eksik olmadığı zinde günler dilerim.